bazı tarikatlarda tek başına kalsa da yine hıtmetsiz kalmıyorlar. Bir arada yaparlar. Kendi kendine. Şimdi hıtme nedir? Bir tevessüldür. Bir tevessüldür. Bir tevessüldür. Onların ruhlarını vasite edip de Allah-u Teala Hazretleri'nin faydından bir hocadır. Değil mi? Tevessül olduktan sonra ne olmaz? Hiç kimseden görmediğim bir şeyi Şeyh Umar Hazretleri'nde bir şey gördüm. Bir gün biz İnegöl'deyiz. Muayyed'in düğününde. İnegöl'e gittik. Mevlid oldu. Millet yemek yedi. Şeyh Hazretleri'ne gelmişler. Bir yerde dedi, öğle vakti namazı kılalım. Olur. Bir adam Allah razı olsun dedi, bizim fabrikada namaz yeri çok müsait. Namaz yeri çok müsait, bizim mescidimiz var. Orada kılalım, şefe gittik. Şöyle 25-30 kişi şeyhle beraber kalktı. Arabalarıyla beraber. O Müslümanın şeyine gittik, fabrikasına gittik. Abdesti olmayanlar abdest aldılar. Öğle vakti namazı kıldık. Tesbihten sonra şeyh dedi, halaka olur, öğle vakti. Öyle vakti benim kalbime bir şey geldi. Dedim ben hiç bir tarikada öyle vakti hıtma görmemişim. Ne işitmiş mi ne girmiş. Bir baktım bana baktı hikmet dedi kurban. Dedi artık hıtma artık öyle olmuş ki ne zaman fırsat bulursak o zaman yaparız. Acaba ikindi vakti elimize geçecek mi geçmeyecek mi? Acaba artık vakit darıdır. Acaba yatsı vakti elimize geçecek mi, geçmeyecek mi? Böyle bir cemal bulacak mıyız, bir bulun olacak mı, olmayacak mı? Onun için ne zaman fırsatımız olursa o zaman hıtmanızı yapın. Çünkü biz darız. Vaktimiz darıdır. Eskiden sizden uzak, iyi olmayan kişiler boş köşeleri bulup da bir melanetleri yapıyorlardı, değil mi? Bugün Müslümanlar artık böyle aramak mecburiyetindedir. Böyle bir yeri bulup da Allah'ın zikrine veya taat veya bir sohbet veya bir hıtme. Yani Müslümanlar için vakit çok dar olmuş. Vakit çok dar olmuş. Bugünün bu saatin bu işin bu saatini başka zamana bırakmak kararlıdır. Şimdi toplamıştık, hıtmamızı yaparız. Ne var acaba? Hıtma nedir? Zikirdir. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem diyor ki, bir hadis-i şerifinde, diyor bir cemaat zikir için toplandığı zaman, Allah-u Teala Hazretleri'nin bir seyyah melekeleri vardır, zikir melekeleridir onlar. Arıyorlar. Bir zikir halakası gördükleri zaman birbirini çağırıyorlar. Helmu ila matlubikum. Aradığınız yer mi işte burada. Gelin. Bereketler topluyorlar birbirine böyle halaka tutup ta arşa kadar. İşte halakanın manası odur. Onun için bizim büyükler diyor halakayı düzgün tutun. Halakayı düzgün tutun çünkü melekler sizinle eziyet görmesinler. Halakayı düzgün tutun. Ara bırakmayın. Değil mi? Ara bırakmayın, halaka düz olsun. Tam daire şekli olsun ki bir nur bacası olsun. Tam yani bu büyüklerin yaptıkları hepsi manalıdır, hikmetlidir. Biz anlamıyoruz. Hepsi manalıdır, hikmetlidir. Böyle halaka tuttukları zaman Allah-u Teala Hazretleri tabii ki bilir ve onlardan soruyor ki şahit olsunlar kıyamet gününde. Nereden geliyorsunuz? Ya Rabbi sizin senin kullarında bir zikir halakası. Ne diyorlardı? Allah'ım ya Rabbi. Diyorlardı Allah'ım enna neselükel cennete. Ya Rabbi senin cennetini talep ediyoruz. Ya diyor ya melekeler cenneti görmüşler. Hayır görmüş. Ya görseler ne kadar talip olacaklar. Başka diyor yani ya Rabbi diyor Allah'ım enna udubike minen nari. Bizi ateşten muhafaza eyle. Cehennemi görmüşler, hayır diyorum, ya görseydiler ne kadar, ne kadar kaçacaklardı. Başka, diyor ya Rabbi senin
Afgani istiyorlar. Diyor Allah-u Teala Hazretleri diyor. Şahit olun, ben onları affedeyim. Melekeler diyor ya Rabbi, ve kâne beynehum men leyse minhum. Birkaç kişi vardı oğluna, o sohbet için, o cemaat için, o zikir için gelmemişlerdi. Öyle rastgele geldiler. Rastgele geldiler. Onlar ya. Diyor Allah-u Teala Hazretleri diyor, ben onları da affedeyim. İnnehum kavmun la yeşkücel islam. Zikir halakası öyle bir millet oluyor ki, o kim onların yanında oturursa o şakî olmaz. O rahmetten mahrum kalmaz. O da rahmetten mahrum kalmaz. İşte halaka odur. Halaka odur. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zikir halakasında ashabelere söylemiş ki Buşrakum bu kadar gafarallahu lekum. Size müjdeler olsun, Allah-u Teala sizi affetti. Bu zikir halakasından sonra Resul-i Ekrem bu kelimeyi kullanmış. Buşrakum. Buşrakum. Size müjdeler olsun. Kad gafarallahu lekum. Allah-u Teala Hazretleri sizi affetti. Zikir halakası öyledir. Hatta bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zikir sahabe-i kiramlardan rivayettir. Bir zikir halakası yapmış. Zikirdeyken birisi gelmiş. Dışarıda birisi gelmiş. Bir yer vurmuş, hemen aralarına girmiş. O da halakaya girmiş. Zikir devam etmiş. Ondan sonra başka bir kişi gelmiş. Yer bulmamış. Arkalarında oturmuş. Üçüncü kişi gelmiş, yer bulmamış, vazgeçip gitmiş. Zikir bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretmiş. Bu üç kişinin misali budur. Birincisi geldi, ava ileykum fe avahullahu. Kendini sizden saydı ve size iltica etti ve sizin aranıza geldi, girdi, Allah-u Teala onu da sizden saydı. İkincisi geldi, yer bulamadı ama sizden utandı. Utandı ki zikir halakasını terk edip de gitme. Utandı. Allah-u Teala Hazretleri onu da affettiydi, ben de bu Adem'in azabından utanıyorum. Ben bunu azabı vermem. Üçüncüsü geldi, a'arada fa'aradallahu anhu. Size iltifat etmedi, Allah-u Teala Hazreti rahmet yönünde ona iltifat etmedi. Yani yazıyor. Zikir halakasıdır. Böyle az bir şey değildir. Bu bizim büyükler böyle boşu boşuna, yani onların gayesi acaba haşa milleti izzete vermek midir? Yok, onlar başka bir şeyler görüyorlar. Onlar başka bir şey görmüşler. Ama biz tabii ki ben görmüyoruz. O başkaları. Görmüyorsak hiç olmasa bir hafız, bir a'ma, bir kişiye itimat edip de elini tutsa o da düzgün yolda gider. Ve görmese de yine gider. Değil mi? Ama bir a'ma kimseye itimat etmese bir çukura girer. Yolunun en aşağı yolunu şaşır. Değil mi? En aşağı geç gider. Biz de hiç olmasa eğer bu hakikat yolu görmesek de bu görenlerin peşini bırakmayalım. Değil mi? Bu görenlerin peşini bırakmayalım. Bıraksam da olur. Ne olur? Tehlikeye gireriz. Zaten tarikatın manası da olur. Ben de bir tane alayım. Yâbe teyvet emrediyordu. Bunu bir gün onun yanında gördüm. Batıl bir kisirattır. Millet öyle karabahlıktır. Kimi geçmiş, kimi düşmüş. Ben geçmişim siratı. Bakıyı çıkıyor. Bakıysan da bu tarafı da o da geliyor. Diyor ben orada Şeyh Hazretlerine hücum ettim. Şeyh Seyyid Hazretlerine. Kurban dedim. Millet dünyada o kadar sana emniyet ediyordu, senin elini öpüyordu, sana bağlıydılar. Neredeler? Sen bunları nerede bırakmışsın, gelmişsin? Sen siratın bu tarafına gelmişsin, millet nerede?
O sofiler nerede? O mansurlar nerede? Ruhini, malini, her şeyini fide edenler nerede? Dedi Şeyh Hazretleri böyle bana döndü. Evet dedi. Şeyh Hazretleri dedi. Merak etme. Benim sofilerim benim şeyden. Benim sofilerim benim şeyden. Bir sen merak etme. Sen merak etme. Ben onları bırakmıyorum. Ben onları bırakmam. Sen hiç merak etme. Afiyet olsun. Şehadetleri görsen zaman geçti. Arabaydı. Bir gün ben bugün daha ben okuyorum o zaman. Benim bir hocam var Mela Reşit isminde. Allah razı olsun. Şimdi bir şeyden atıyor. Yalak tarafında kalıyor. Çok aşağı. Hepimden fazlası oldu. Hazır ben de bir tövbe edeyim. Tarikata gireyim. Allah razı olsun. Şeyh'in ziyaretine geldik. Şeyh o zaman İzar kızındaydı. 2-3 gece kaldık. Sabahleyin kahve altından sonra ezan istedim. Seydam'la gelen kişiler Şeyh Halil rahmeti oldu. Gelenler ziyaret ettiler, ben arkada kaldım. Dedim ben en sonunda Şeyh'in ziyaretine gideyim. Şeyh'in ziyaretine gideceğim. Ve Şeyh'ten istirham edeyim, beni de tarikata alsın. Gerçi çok seferler cemaatle tövbeye girmişiz. Ama ben zikir almamışım. Bir de şey bana zikir desin. Tövbe etmişim, zikir desin. Millet ziyaret ettikten sonra ben kaldım, ben de gittim, oturdum. Elini koptum. Tam böyle kendimi hazırladım, hiç söyleyeceğim. Yok, hikmetim yok. Git kitaplarını bitir, icazeni al, ondan sonra tasavvufa başla. Bırak beni. Bırak yapılmam. Emrindir. Evet. Gitti. Önce o mahvedir. Şimdi senin sayfan okuma sayfasıdır. Tasavvuf sayfasıdır. Yani çar okuma çağrıydı. Peki. Çıktı. Bir gün İzar'da Şeyh Hazretleri bana bir kelime söyledi. Dedi, o kelime benim ruhuma tam. Yani ben o kelime için bazen kendimi huzursuz buluyordum. Gel zaman, git zaman. Şeyh Hamdanullah da vefat etti. O kelime benim kalbimdir. Bir gece Cizre'deyiz. Şöyle tarikat sohbeti oldu. Millet görüştü. Bana da böyle bir zevk oldu. O kelimeyi hatırladım, zevkim düştü. Şeyh Hazretleri falan gün falan yerde şöyle bir kelime kullandı. Baki'nin elindeyiz. Yattık. Subhanallah. Baktım ki Şeyh Hazretleri geldi. Şeyh Hazretleri geldi. Elini ziyaret ettim. Şöyle bana baktı. Hikmetim dedi. Buyurun kurbanım. Dedi sen daha o kelimeyi düşünüyorsun. Haa vallahi. Kullar dedim ben müteessir oldum. Yok dedi. O kelime o an içindeydi. Şimdi öyle bir şey yok dedi. Mustafa yok. Anladım. Ne kadar büyük bir şey. Halbuki bugüne kadar da o kelimeyi ne kimseye söylemişim ne de söylerim.